nasıl diye planlıyorsunuz Fatih Bey? Bu sefer patron takayım diyorum. Azmiye, ne oluyor? Ay Yıldırım Bey'in asistanı aradı. Yarın bahçesinde barbekü partisi veriyormuş. Ve şirket olarak hepimiz davetliyiz. Ay süper. Yazılın ha. Kızlar çok güzel. Beraber gideriz işte. Peki işten mi gideriz yoksa erken çıkıp evde hazırlanacak mıyız? Vallahi o iş sizde. Yani barbekü partisi olmasa gelirdim de. Kısmet. Anlayamadım. Gelmek isterim yani çok isterim. Ama et kokar şimdi oralar. Ben çok kötü olurum. Veganım da ben. Ne zamandan beri? Bir süredir. Siz bu şirketin müşteri direktörüsünüz. İstemezseniz yemek zorunda değilsiniz ama herkesle birlikte o partide bulunmak zorundasınız. Peki Demir Bey. Çok iş. Ayrıca arkadaşlar bir dakika buraya bakabilir misiniz? Hazır herkes buradayken şirketimizin yeni kuralını duyurmak isterim. Bundan sonra hiç kimse şirkete gelirken veya şirketle ilgili toplantılarda ağır parfümler, baharatlı kokular kullanmayacak. Özel hayatınızda ne isterseniz yapın. Ama şirket içinde müşterilere göz yaşartıcı gaz etkisi içeren parfümlerle hizmet veremeyiz. O yüzden lütfen dikkat edelim. Senin hala çok kötü kokuyorsun. Ben aşağıdayım. 15 dakikan var. 16. dakikada giderim. Oldu. Selin. Beklemem. Ciddiyim. Dolabımı söktürmeseydin daha çabuk olabilirdim. O yüzden ne kadar sürecekse o kadar bekleyeceksin. 15 dakika. Aşağıdayım. Dakikan kaldı Selin. Barbekü mü yoksa parti havasında mı olacak bilemedim. Olmuş mu? Olmuş da... Olmadıysa hemen değiştirebilirim. Hayır hayır. Gayet şık. Sadece üstüne bir şey al çıkalım. Yeteri kadar geç kaldık zaten.
Ceketi süs olsun diye al demedim. Omuzunu örtersin diye söylemiştim. Biliyor musun? Taş devrinden aradılar. Tam senin eşkalinde biri kaybolmuş. Üzülüyorlar bak. Dön istersen. Tabii. Bunu sadece kıskandığım için söylemiş olabilirim değil mi? Daha yeni omuzun çıktığı için söylemiş olamam mesela. İlaçtı, iğneydi, sürekli uğraşıp duracağız mı böyle? Demir, bunların hiçbirini yapmak zorunda değilsin. Senden önce de kolum çıkıyordu, senden sonra da çıkacak. Yer yapmış, ben ne yapayım? Sen sadece bir tanesinde vardın. Ayrıca o da senin yüzünden çıktı zaten. Yani merak etme. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Ya senin sadece bir gün. Bak bir günümüz sakin geçebilir mi? Lütfen. Bak lütfen diyorum. Çok rica ediyorum. Omuzunu üşütme, hastalanma. Düşme, şaşma. Kolunu bacağını çıkartma. Partiye gidelim, sessiz sakin dönelim. Tamam? Tamam ya. Sanki bilerek yapıyoruz. Sen de haklısın tabii. Güzel, çok güzel. Demir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davet için teşekkür ederiz. Selin Hanım'da yanılmıyorsam, düş odalarımızı tasarlayacak yetenek. Üzerine çalışıyoruz. Bu iş için en doğru isimle çalışıyorsunuz. Hem hayal gücü geniş, hem de aklındakini çok iyi yansıtan bir mimar. Teşekkürler. Neler çıkacak merak ediyorum. Ama sizi işle sıkmaya çağırmadım. Hem benim hem sizin tarafınızdaki çalışanların kaynaşmasını istiyorum. Birbirimizi ne kadar iyi tanırsak o kadar iyi anlarız, öyle değil mi? Kesinlikle. Bu arada eviniz çok güzelmiş. Teşekkürler. Fırsat olursa içini de gezdiririm. Demir Bey, daha sonra görüşür müyüz? Tabii, ben sizi bulurum. İyi eğlenceler o zaman. Teşekkürler. Teşekkürler. İçecek bir şeyler alacağım, ister misin? Ben televizyonla tanıştıracaktım. Sonra görüşürüz. Ne düşünüyorsunuz? Güzel proje. Konumu, yerleşimi, güneş alışı, kara ve deniz bağlantıları. Hepsi çok iyi çözülmüş. İç mekan tasarımlarını da sizinle çözmeyi umuyorum. Bunu biz de çok isteriz. Gördüğünüz gibi işler çok. İhtiyacım olan beni hayal kırıklığına uğratmayacak biri. Onu da bulduğumu umuyorum. Otel işleri beni memnun ederse önünüz çok açık. Kızınız mı? Evet, Alara. Gerçi bu eski bir fotoğrafı. Kendisini bir süredir ben de görmedim. Yurt dışında mı? Yok, burada. Ama benimle görüşmeye pek hevesli değil diyelim. Baba çocuk ilişkileri bazen zor olabiliyor. Özellikle sizin gibi güçlü bir babayla eminim her şey daha da karmaşıktır. Ne istediğini anlasam ayaklarına sererim. Ama ne yapsam onu gücendiriyorum. Sahip olduğum servet bile barışmamıza yetmiyor. Affetmenin rayici de ne yazık ki para değil. Zaman. Sizinle iş yapmak bir yana, güzel bir dostluk kurabileceğimizi de umuyorum Demir Bey. Benim yaşımda bu çok nadirdir. Dostluğumuza. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.